Selamlar herkese, Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Sailwind. Böyle yelkenlinize atlayıp huzur içinde dünyayı gezmek, ufak tefek ticaret yapmak, balık tutmak ister miydiniz? Ben isterdim açıkçası. Bu oyunda Sailwind de bizlere bunu sunmaya çalışıyor. Early Access'te olan bir oyun. Çok taze, yeni çıktı. Çok fazla beklentilerim yok ama yorumlar güzel, huzurlu ve potansiyelinin çok yüksek, yani çok yüksek potansiyeli olan bir oyun diyorlar. Şimdi sizlerle beraber New Game'den bu oyunu keşfedeceğiz. Sanırım difficulty seçiyoruz burada. Bir yandan da alternatif limanlara götürüyor bizi. Ben easy'den başlayacağım çünkü nasıl oynanıyor hiçbir fikrim yok. Al-Ankh diye bir şehirden oyuna başlayacağız. Dediğim gibi çok fazla beklentim yok. Early Access'te ufak bir oyun. Fakat güzel şeyler umuyorum. Evet, zaten belirtiyor buradan da Early Access olduğunu. First person gördüğüm kadarıyla ve bir adet limanda ufak tefek bir teknemiz ile oyuna başladık. Sanırım bunların hepsini kontrol edeceğiz. Botunda şeyi bul, rehberi bul diyor. Yelkeni falan kendimiz indireceğiz. Direksiyonu kendi, direksiyon değil. Bunun adı nedir? Bunu kendimiz kullanacağız. Sanırım bunu okumamızı istiyor. Okey, burada birazcık anlatacak bize. Çok detaylı bir şekilde okumayacağım. Vakit yememek için. Ama sanırım detaylı şekilde okumamız gerekiyor. İşte botu nasıl kontrol edebileceğimizi anlatıyor. Açılarını ayarla. Rüzgarı hesapla diyor. Vesaire vesaire. Şu arkada bir gemi mi var? Sol arkada bu arada. Hayatta kalmak. Survival elementleri de varmış. Süper. Enerji, su ve yemek ihtiyacımız var. Yemek satın alabilirsin diyor. İşte uyuyabilirsin. Vesaire vesaire. O kadar. Yere düştü. Şurada bir gemi var acaba. Multiplayer değil bu arada. Single player diyebiliyorum. Böyle bir gemimiz var. Shift'le koşabiliyoruz. Ben bir limana bakacağım neler yapabiliyoruz. Evler var burada, NPC'ler var. Nasıl bir balina bu? Selam. Neler satıyorsun? Bunları alıp tıklayabiliyor muyum? Yes. Quest alıyorum buradan arkadaşlar. Ticaret quest'ı yanılmıyorsam. İşte adalara su götür, kokonat götür. Üzüm müzüm falan. Buradan quest'ler seçebiliyorsun. Okey. Okey. Şimdilik bir şey almıyorum. Muhtemelen yapamayacağım quest'leri. Başka bir NPC var. Yemek satıyor. Yemek... Tab'e basınca aynen survival şeylerimiz çıkıyor. Üstteki uyku, susuzluk, açlık. Paramız var. Inventory'miz var. Hop. 14 gold, 8 gold. Bu ne, şiş kebap mı? Yok şey. Türkçesi ne bunun? Neyse. Çok da önemli değil. Selam. NPC ile konuşmamıza bile gerek yok. Buradan satın alabiliyoruz. Pick up. Elime alıp... Aa çok güzel. Elinize alınca uzaklaşamıyorsunuz. Otomatik şeye geri gidiyor. Bir tane ekmek alayım. Yeme opsiyonumuz var. Yemeyeceğim. Çünkü tokum. Tok muyum? Bayağı tokum. Sanırım şöyle bir şey de var. Inventory'miz nasıl çalışıyor emin değilim. Anladığım kadarıyla gerçekten fiziksel olarak böyle şey gemide store etmelisiniz. Depolamalısınız. Mesela burada şeyimiz var. Peynirimiz var. Keçi peyniri var bu kolide. Böyle ticaret yaparken bunları gemimize yerleştireceğiz. Ve diğer limanlara fiziksel olarak taşıyacağız. Öyle inventörümüze yapıştırmayacağız da. Bu ne? Burada da bir varil var. Neyse. Ekmeği şimdilik içeri koyduk. Ne yapmamızı istiyor? Gemiyi çöz diyor. Yes, hadi çözelim. İyi, kolay oldu. Hop. Şu arkadan da çözmem gerekiyor. Gemiyi saldık galiba. Kesin batıracağım ya. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yelkenleri indir diyor. V veya S ile lisede böyle bayrak çekiş günlerimi hatırladım. Törenden önce. Yelkenleri açtık. Gemi gidiyor bu arada. Gemi gidiyor. Kesin batıracağım gemiyi. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Şunu alalım. Yes. Direksiyonda. Third person. Yes. C'ye basarsanız böyle bir görünüme de geçiyor. Daha keyifli bir şekilde kullanabilmeniz için. Ama böyle giderken dümen ya. Direksiyon nereden çıktı? Dümeni çeviremiyorsunuz. Okey. Rüzgar ne taraftan geliyor acaba? Böyle bir bayrak var mı kullanabileceğimiz? Şu bayrak... Evet. Sağa doğru geliyor rüzgar sanırım. Şu bayrağa bakacağız. Fena değil. Açısı gibi duruyor. Şu nedir? Kullanalım bakalım. Bu
bu da yelkenin açısını ayarlıyor sanırım ama çok bozmak istemiyorum o yüzden ellemeyeceğim açıkçası. Bayağı uzaklaştık adadan. Bir quest alsaydık. Neler var başka? Işığımız var %100. Aa, burada harita var. Şunu yere koydum. Bardağı da yere koydum. Evet, pusulamız da var. Güzel, çok güzel. Şey böyle, map'i açıp questleri vermeyecek muhtemelen. Ve buradan gösterecek. Şeyi andırıyor bu ya. Online bir tane çok oynadığım korsan oyunu vardı açıkçası. Ekrana yansıtıyorum, adını hatırlamıyorum. Arkadaşlarla 100 saat kadar oynadık minimum. Onu andırıyor. Nereye gitti? Ah, beni zorlayacak bu oyun. Ama keyifli. Nereden başladığımı da hatırlamıyorum. Al Nilem'den başladık sanırım, değil mi? Sol üstten. Güneye gidersek... Yok, doğuya gidelim. Gold City. Gold Rock City'ye gidelim. Doğuya gitmek için... East. Sağa dönmemiz lazım. Hadi döndürelim. Ve şöyle mesela quest alıyorsunuz, işte item satın alıyorsunuz ve diğer şehirlere giderek gerçekten trade yapıyorsunuz tek tek. Bunları yaptığınız takdirde okuduğum kadarıyla geminizi upgrade edebiliyorsunuz. Kocaman gemilere gidebiliyorsunuz. Yeni parçalar alabiliyorsunuz. Customize edebiliyorsunuz geminizi. Gibi gibi şeyler okudum. Dümeni bırakabiliyor muyum? Dönüyor. Bırakamıyorum. Doğuya gitmem gerekiyordu değil mi? Fena değil. Doğuya gidiyoruz gibi. Oturabiliyor muyum? Yok. Bunlar ne? Ha, gemiyi bağlamak için bunlar. Arkada ne var? Hamak var. Burada uyuyoruz arkadaşlar. Use diyor. Ama uykum nasıl? Uykum yarıya indi bile. Ne çok uykum geldi. Böyle gidiyoruz. Rüzgar ne tarafa? Şunları ayarlamak da çok önemli. Çok fazla kablo var gördüğünüz gibi. Bu ne işe yarıyor? Hah, çeviriyoruz yelkeni. Şöyle yaptım. Ama rüzgar yok galiba pek. Şu ön taraf ne yapıyor? Şunu halen çözebilmiş değilim. Geminin önünü arkasını mı kaldırıyor? Ah, şey, çapa atmışım ya. Okey, benim hatam. Çapalı gidiyorduk sanırım. Anchor diyor. Yukarı çekiyorum şu anda. Yukarı çektiğimi umut ediyorum. Release diyor. Pardon. S'e basmam gerekiyormuş. Okumuyorsun Ançar. Hep şey hayal ediyoruz. Böyle bir gemimiz olsa hop atlayıp gezebileceğimizi hayal ediyoruz da. Zor işler bunlar arkadaşlar. Ben hiç yelkenli vesaire kullanmadım ama çektim sanırım. Ve ilerliyoruz. Okey. Az önce ilerlemememizin nedeni ben biraz sarkıtmışım onu. Yelkenleri de full indirdik. Süper. Açımız nasıl? Açımızı da biraz ayarlayalım. Böyle yelkende dolma şeyi olacak diye bekliyorum da olmuyor. Böyle şişmiyor yelkenler. Herhalde öyle bir mekanik henüz koymamışlar. Ama fena değil gibi hissediyorum açım. Bakayım. Ya, idare eder. Hızımızı gösteren bir şey de yok tabii. Bayağı da yavaş gidiyoruz bu arada. Karşıda neler var? Bir ada bizi bekliyor. Şehir orada mı acaba? Şimdi bizim başladığımız yer arkamızda kaldı. Hadi bakalım. Al Nilem arkamızda kaldı ve doğuya doğru gidiyoruz. Yes. Kocaman bir şey gözükmesi lazım ya. Al Nilem'de miydik? Ondan bile emin değilim. Şeyde de olabiliriz. Haritanın en kuzey batısında Al Anleh Akademi'de de olabiliriz. Galiba haritanın son üstündeydik. O zaman güney doğuya gidelim arkadaşlar biz. Çok belliydi kaybolacağım hiç. Kusura bakmayın ama yapıştırabiliyor muyum bir yere? Süper, takabiliyorsunuz. Şöyle takayım ya. Ya da şuraya koyayım. Elime almama gerek yok. İnşallah suya düşürmem. Güney doğu dedik değil mi? Hadi deneyelim bakalım. Ya biraz ufaktan gözükür diye umuyorum. Yes. Şeyi yakala diyor. Geminin rüzgarın açısını yakala diyor. Bakalım.
rüzgar var ki. Birazcık şöyle çevirebilirim yanılmıyorsam. Şöyle yapsam. Herhalde. Acaba hızı fark etmek için bir alet gereç var mı? Belki de ileride alabiliriz. Tabure de 10 numara. Şu peyniri satalım, götürelim. Suya düşersem ne oluyor acaba? Hoppa. Düşmeyelim. Şey yazmışlardı yani, böyle müthiş aksiyon beklemeyin, ağırdan alın. Böyle huzurlu huzurlu oynayın yazmışlardı. Onu sağlıyor gerçekten oyun. Ben şeye bakmak istiyorum şimdi. Başladığım adayı yazıyor mu herhangi bir yerde? Aksi takdirde kaybolacağız gibi duruyor. Okey. Biraz detaylar var burada. Rüzgarın açısını yakalamakla ilgili. Çok bakmayacağım şu anda. Yazmıyor hangi adada başladığımızı. Bu yüzden işte kağıt kalem çok önemli arkadaşlar böyle oyunları oynarken. Şimdi biraz daha jeton düştü. Haritanın ortasında kocaman Al-An-Lek gibi bir şey yazıyor. Ya da Ank. Sanırım oyunun başında seçtiğimiz şey komple map'i etkiliyor. Başlangıç bölgemiz değil de. O takdirde hangi şehirde başladığım hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Evet. Keşke şehirdeyken baksaydım ya. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu soldaki kaya parçasına gidelim. Şuradan mı başladık yoksa pas mı geçtim? Gerçekten dünyanın en kötü korsanıyım diyeceğim de korsan da değiliz. Ama bir daha tekrarlayayım, beceremeyeceğimi o kadar çok biliyordum ki. Tutorial'ları vesaire okumadan. Sıkıntı yok, zaten oyunun amacı. Uyusam? Ha, yattı. Dinleniyor muyum şu anda? Bakalım statlarımıza. Zamanı atlıyor. Dümdüz gidiyor mu? Sanırım fast forward yapıyor arkadaşlar şu anda. Enerjimin dolduğunu görüyorsunuz. F1'e bas ne? F1'e bas Hintler için diyor. Acaba gemi gidiyor mu? Gemi gidiyorsa o yönde güzel. Çünkü saatlerce beklememiz gerekecek aksi takdirde. Ne yapalım? Uyan. Wake up. Her şeye basıyorum. Ama uyanmayı düşünmüyor. Herhalde gemi gitmeye devam ediyor bakalım. O kayaya çarpacağız muhtemelen. Kayaya doğru gidiyorduk değil mi? Uyandık. Halen devam ediyoruz. Gün batıyor yavaştan. Yine mi uyuyor? Bir daha uyuyor. Zamanı, gün batımını göstermek için böyle bir şey yaptı. Tuşlara abandığım için mi? Az kaldı. Bunlar early access dediğim gibi. Yani mükemmel değil sistemlerin hiçbiri. Ama bekletecek biz sanırım. Evet. Şu anda akşam. Yıldız, milyar tane yıldız var. Ve uyandık. Lamba vardı burada bir tane. Onu bulabilirsem harika olacak. Yes. Süper. Işık yaktım. Takabiliyor muyum bir yere? Bırakıyor. Şöyle koysam. Hop. Şunun üstüne koysam. Süper. Gökyüzü mükemmel arkadaşlar. Milyonlarca yıldız var ve muhtemelen büyük yıldızları görüyor musunuz? Bunlar gerçek muhtemelen yıldız kümeleri. Diye düşünüyorum. Hatta ciddi bir şekilde yaptılarsa bu oyunu, onlara bakarak yönümüzü bile bulabiliriz bir noktada. Ama elbette benim öyle bir yeteneğim yok. Tanıdık bir şey var mı bakalım? Küçük ayı, büyük ayı, Orion'un kemeri vesaire. Hiçbir fikrim yok. Ama inancım o yönde ki gerçekten bunlar orijinal yıldız kümelerini koymuşlar ve yön bulmamıza yardımcı olabilecek. Ama şimdi hangi yarım kürede olduğumuzu falan da bilmek gerekiyor. Bir sürü detay var. Ama böyle kaldık. Şu anda kuzeyde görüyor musunuz karanlıktan bilmiyorum. Bir ada var. Ya da kayalıklar var. Oraya doğru yol alıyoruz. Müthiş yavaş bir şekilde. En azından acıktım mı? Susadım.
Şu ekmeği yiyelim bu arada. Duruyor mu ekmek? Yes. Bozuluyor mu acaba? Afiyet olsun. O kadarcık mı doydum? Bir sürü para verdim ben o ekmeğe. Varil içinde su var mı acaba? Yok. Evet, böyle. Bence akşam olunca uyumamız gerekiyordu. Şöyle geminin önüne koyalım şunu. Hayır, şeyin arkasında kaldı. Işık. Hadi, aldım. Kesin suya düşüreceksin hançer. Kesin su... Okey, öyle koydum. Karşı tarafta bir ada var ama... O kadar yavaş hareket ediyoruz ki anlatamam size. Rüzgar. Yelkende bir aptallık mı yapıyorum acaba? İşte bu tarafa esiyor. Birazcık değiştirebilirim açısını. Ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama... Yani şöyle bir şey olması lazım. Değil mi? Ha, fena değil bence. Güzel bir açıyla alıyor gibi hissediyorum şu aşamada. Ama patates hızıyla ilerliyoruz. Gerçek hayat da böyleydi. Günlerce gemilerde gidiyorlardı 2-3 tane malı satmak için. Ben biraz daha uyuyabiliyor muyum? Uykum yok ama zaman geçer belki. Güzel, belki biraz hava aydınlanır. Hamağımız da o kadar tehlikeli bir yerde mi ki böyle köpek balığı zıplayıp kafamızı koparsın uyurken gibi hamak yapmışlar. Bakalım, gemimiz şık duruyor açıkçası. Çok karanlık, ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Evet, yapacak bir şey yok. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Recover Boat diye bir şey var. Sanırım denize düştüğünüzde falan kurtarıyor. En yakın şehre yolluyor seni 100 gold'a diyor. 100 gold'um yok, para harcadım ama. Bastım gitti. Yoksa... Recovering. 100 gold'um vardı, ekmek aldım. Bakalım ne olacak. En yakın şehir muhtemelen başladığımız yer. O da var. Bakalım nerede uyandık. Yes. Tebe basalım. 0 gold bütün paramı aldı. Ve bir şehre getirdi bizi. Gemiyi bağlamak gerekiyor değil mi? Ne kadar uzağa yanaşmış. Hadi bağlayalım. Suya düşeceğim. Nasıl bağlayacağım? Yanaşıyor mu halen? Dalgalar gemiyi sallıyor. Şuna... Buradan bağlıyorduk. Bilmiyorum, neyse. Umurumda değil. Hadi şehre gidelim. Işığımızı da alalım elime. Ama onu alırsam elim de olacak. Neyse. Hadi ışıkla gidelim. Burada bir tane daha gemi var. Çözebiliyor muyum başkasının gemisini? Aldım bakalım. Sanırım başka bir şehre geldik bu arada. Böyle bir yerde başlamadık değil mi? Millet uyuyordur ya, gecenin bir yarısı. İçeri girebiliyor muyuz? Kapıları açabiliyor muyuz? Yok. NPC'ler vesaire komple uyuyor. Ha, uyumuyor, burada dikiliyor. Hoş, selam. Quest veriyor bu arkadaş. Bizim peynirimiz var aslında. Peynirli bir cheese. Ha, burada yazıyormuş kocaman. Gold Rock City'ye geldik. Evet, istediğim yere gelebildim. İstediğim yere gelebildim sonunda. Ne yapalım biliyor musunuz? Cheese to Neverdin. Aa, burada da yazıyormuş ya, bunlar hiç. Okey, ağırlığı yazıyor. 3 günde 137 gold. Benim peynirim var. Gold Rock City'den Neverdin'e gitmemi istiyor. Yes. Aldım. Işığımı alalım. Başka neler var? Karanlıkta da hiçbir şey anlaşılmıyor açıkçası. Burada pazar yeri var kocaman. Biraz daha şey. Büyük bir şehir başladığımız yere kıyasla. Ama
Sen ne satıyorsun burada? Gecenin bir saati ne yapıyorsun burada? Aa, hiçbir şey satmıyor galiba. Şeyin üstünde takıldık. Aa, sıkıştım. Çıktım. Herhalde bir şey satmıyor. Kolay gelsin sana. Burada da psikopat var bir tane. Tek başına burada takılıyor. Sana da kolay gelsin. Bence bu şehirden uzayalım arkadaşlar. Biraz ürkütücü. Gecenin bir yarısı. Ne yapıyor bu insanlar pazarda? Zamanı atlama gibi bir opsiyon var mı acaba? Şu niye yanıp sönüyor? Parlıyor değil mi şu sandık? Ha, peynir. Okey. Malı da satıyorlarmış. Ben şey zannettim. Malı kendim tedarik etmem gerekiyor zannettim. E süper. Bunu götüreceğim ve 120 gold mu alacağım? Daha ne olsun? Bu geminin üstünde bir şey var. Satılık mı acaba bu? 12.500 mü? Ne? Göremiyorum bir o kadar. Bay. Tabii ki param yok. Lambamı unuttum orada. Daha büyük gemiler alabiliyorsunuz. Ve daha çok şey taşıyabiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir şey de var hızlıca. Ben o şehre gideceksem neden bütün questleri almayayım ki? Zaten bir sefer yapacağım, değil mi? Selam. Neverdeen'di değil mi gideceğimiz yer? Okey. Bunu da alıyorum. Ha, oraya düşüyor. Sol arkayı görüyorsunuz. Neverdeen. Grain. Yolla. Reputasyonum yokmuş. Bence de yok yani. Bana emanet etmemeli zaten bunların hiçbirini. Reputasyon nerede yazıyor bilmiyorum ama yok demek ki. Neverdeen questlerini de bitirdik açıkçası. Neverdeen. Ha, bir şey daha gördüm orada. Somon. Yok, reputasyonum yok. Okey. İki şey götüreceğim. Şunları beraber alamıyor muyum ya? Şunu üstüne koyalım. Ah, içinden geçiyor. Hadi be. Ya belki de inventory'miz var. Ben haberdar değilim. Öyle bir şey de olabilir. Ama anladığım kadarıyla tek tek taşımamız gerekiyor. Bunu da getirdim. Hadi ışığımızı da kapalım. Şunları çalabiliyor muyum? Yok. Hoppa. Aslında şey yapmak lazım. 100 gold vererek en yakındaki limana teleport ediyor ya. Birazcık oraya yaklaşıp onu kullanacaksın. Hop diye yanaşıyor hemen. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bunu attım. Kargomuz var. Hop, bunu aldım. Aşırı dağınık bir şekilde yerleştiriyorum. Bunu da aldım. İki quest'im hazır. Şimdi gemiyi çözmeme gerek var mı ya? Bilmiyorum. Ha, buraya bağlamış. Yuh, nereye bağlamış? Hop, çözdüm. Başka? Şöyle yanından gidiyor, gemi gidiyor. Bunu da çözdüm. Atla. Gemi gidiyor. Yes. Ay, şey döndürmem lazım. Evet, bu sefer doğru gideceğim arkadaşlar. Ortalık çok dağıldı. Ortalık çok dağınık. Harita gidiyor. Hoppa. Şuraya bir yere takabilsem şunu. Nereden başladık? Goldrock City. Güneybatıya gidiyorum Neverdeen için. Güneybatı, Güneybatı. Pusulam nerede? Northwest. Northwest. Şöyle adanın arkasını kırmam gerekiyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Lütfen sabah olsun. Adamı var şurada, onu da görmüyorum. Adaya gireceğim galiba. Ah! Adaya girdim. Adaya girdim. Bu nasıl bir işkence? Ya ben bir daha uyusam. Şunu sabah yapsanız. Çok güzel. Gece de yani hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Olacak mı? Bir umudum var yani. Gün doğumuna denk geleceğiz diye. Hey gidi, early access oyunları, yapacak bir şey yok. Bunların hepsini bekliyordum açıkçası. Oh, çok şükür. Hadi başaracağız arkadaşlar bu quest'e. Düpedüz adaya girmişim.
Şehir de bayağı iyiymiş. Bakar mısınız? Şeyler var. Crane'ler. Ama takıldık. Takıldık. Ne yapmamız gerekiyor? Yelkeni indirelim. Uzman bir şeyci olarak yelkeni indireceğiz. Geri gitme şansımız var mı acaba? Rüzgarı ayarlayıp. Yelkeni biraz kıstım. Şöyle sağa çevirsem olmuyor. Sola çevirsem olmuyor. Suya girip itmeyi deneyeceğim. İnşallah yüzebiliyoruzdur. Hiç emin değilim ama. Suda yürüdüm bir anlığına. Yüzebiliyoruz. Hatta başka bir diyar var suyun altında. Ne yapacağım? Şöyle ittiriyorum arkadaşlar. Hıah. İttirmeye çalışıyorum. Geminin içine ışınlandım. Okey. Burası girmiş olabilir. Önden ittireyim biraz. Yine geminin içine ışınlandım. Come on. Şöyle yapacağım. 100 gold vererek. Param yok ama. Recover boat diyorum. 0 gold'um vardı. Bence sıfırda kalacak o. Bence sıfırda kalacak. Hadi bakalım. Aynı yerden başlıyoruz herhalde. Evet, aynı yerden başlıyoruz. O surları falan var kocaman. Yes. Bu sefer becerebildik. Yelkenleri indirin. Yelkenler fora daha doğrusu. İndi mi? İnmedi. Gemi yine çözmem gerekiyor. Bayağı büyükmüş bu arada diğeri. Şu satılan. Bayağı bayağı yer var. Ama bu kadar kargoyu... Hoppa. Görüşürüz gemi. Bu kadar kargoya ihtiyaç yok şu aşamada. Gidiyor mu gemi? Beni mi bekliyor? Arkası buraya mı girdi? Hoppa. Dünyanın en dağınık gemisi. Bakar mısınız şuna? Yes. Haydi gidelim. Lütfen gidelim. Rüzgar ileri bakıyor. Şöyle ileri döndürüyorum. Yes. Ha, şimdi oldu be. Şimdi oldu. Dümdüz devam. Nereye gidiyorduk? Güneybatıdaki Neverdin'e gideceğiz. Güneybatı. Güneybatı. Sen kal yerde. Keşke bir yere takabilsem şunu. Ve bu sefer adaya girmeyeceğiz. Ve bir sürü engel koymuşlar. C'ye basıyordum, değil mi? Ha, şöyle çok daha tatlı. Direkt soldan gidemeyeceğiz herhalde. O aradan geçebilir miyim sizce? Direkler vesaire var orada. Korkutuyor beni biraz. Bakalım. Herhalde geçerim o aradan. Eğer dibe vurursam kapıyorum. Ama hız kazandık. Epey bir hızlıyız şu anda. Evet, fena değil. Biraz hızlıyız, evet. Aa, şey, geminin tepesinde de bayrak varmış. Şimdi gördüm. Okey. Hop hop hop, nereye gidiyorsun? Hayır, lütfen girme yine. Lütfen girme. Şu aradan geçebileceğimi ümit ediyorum. Aşağıda kuma inşallah biraz soldan alalım, biraz sağdan alalım. İnşallah dibe oturmayacağım. Çok tehlikeli hareketler. Ve başardım galiba. Evet, ilk defa bir şey başardım arkadaşlar oyunda. Şimdi quest'i bitirmeye hazırım. Kafaya koydum. Quest'i bitirmeden kapamak yok. Güneybatı. Northeast. Şöyle gideceğiz. Birazcık sola kırmamız gerekiyor. Çok güzel. Gidiyor muyuz? North. Bunu da keşke bir şeyin üstüne şöyle koysam.
Çok saçma oldu. Şöyle koy, şuraya koyayım. Yes. Northeast'e gidiyoruz. Evet, biraz daha döndürebilirim. Hatta pusulayı öyle bir açıyla koyayım ki aynen northeast, ama olmaz ki. Pusula dönüyor. Tamam, bence fena değiliz. Yelken şey nasıl, rüzgar nasıl? Rüzgar dimdik ileri esiyor gibi duruyor. Yelkeni ayarlayalım. O kadar çok şey var ki, bakar mısınız? Çok dağınık yerleştirmişim. Şu peyniri şu arkaya koyayım. Yer yok. Daha beter ettim. De düzgün dizmeniz gerekiyor. Yelkeni ayarla, yelkeni ayarla. Şöyle ayarlayayım ya. Niye kasıyorsam? Oldu mu? Saçma bir şey yaptım. Çok saçma şeyler yapıyorum. Şu anda döndürüyorum arkadaşlar. O kadar yavaş dönüyor ki. Ama sanırım çözdüm. Ters tutuyormuşuz yelkeni. Şu anda aşırı yavaş bir şekilde döndürüyorum. Hadi. Come on. Dönmüyor. Doğru tutuyormuşum. Yes. Çok zor arkadaşlar. Şey, IQ'mun sınırlarını zorlayan bir puzzle ile karşı karşıyayım şu aşamada. Doğruymuş. Demek ki yelken şeye çarpacak rüzgar. Terimleri de bilmiyorum ama böyle tutmam gerekiyor karşıya doğru esiyorsa. Ama saçma sapan bir şekilde direğe çarpıyor. Bunu yapınca da. Ama bu yani. Maksimum açı bu. Yes. Yönümüzü kontrol edelim. Kuzey doğu mu? Hayır, saçmaladım. Güney batıya gitmem gerekiyor. Aa, arkadaşlar burada veda ediyorum sizlerle. Daha çok cebelleşmek istemiyorum. Güney batıya gitmem gerekiyordu. Nasıl becerdim ben bunu ya? Güney batı. Northwest'e gitmiyor muyduk? Dönmeyi unuttum adanın arkasından. Böyle bir oyun arkadaşlar bu. Ben gerçekten daha cebelleşmek istemiyorum. Ama negatif konuşmayacağım açıkçası. Yolun çok başında olan bir oyun bu. Ve bu tarz oyunları sevebilen, seven insanlar için bir potansiyeli var. Çok büyük bir hayranı değilim açıkçası böyle her şeyin manuel yapıldığı, teker teker uğraşıp kastığınız oyunların. Ama dediğim gibi potansiyelini kovalarsa bu oyun bence güzel bir trading simülatörü ne dönüşebilir. Biraz combat eklerler. Belki co-op yapılabilir. Böyle fena olmayan bir tecrübeye dönüştürülebilir. Ana fikir çok hoş. Ama çok 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 uzun bir yolu var bu oyunun. Ve şu aşamada herhangi bir şekilde tavsiye edemem. Gerek yok. Yani mesela denize bakarsanız denizin grafikleri çok hoş ama dalgaların grafikleri çok saçma. Sıçrayan suları görüyorsunuz. Böyle 10 FPS'lik bir şeyler sıçrıyor. Çok saçma sapan. Ama denize genel olarak bakarsanız çok tatlı. Böyle böyle düzeltilecek milyonlarca şey var. Gemi durdu. Ama bence potansiyeli var. 6 ay sonra bir daha bakın derim. Negatif konuşmayacağım. Ve publisher'lara başarılar diliyorum. Umarım community'yi dinleyerek bu oyunu geliştirmeye devam ederler. Güzel bir noktada başlamışlar. Uzun bir yol bizleri bekliyor. Çok teşekkürler herkese izlediğiniz için. Ben peynirleri aşağı atıyorum. Ne oluyor merak ettim. Yüzüyormuş. Okey, video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere.